Bunların dilinde kucaklayıcılık, fikir ve ifade özgürlüğüne saygı yok. Kendileri gibi yaşamayan herkesi düşman, zındık, terörist olarak nitelendirmekten çekinmeyen bu TikTokçulara göre, örneğin Büyük Önder Atatürk'ü sevmek, laikliği ve laik bilimsel eğitimi savunmak cehennemlik olma gerekçesi. Şimdi eğer siz Ebu Leheb'den vazgeçmiyorsanız, eğer siz Ebu Cehil'den, Ebrehe'den vazgeçmiyorsanız, Allah subhanahu ve teala ile ne yapamazsanız hayatınız bağdaşmaz. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceksiniz ya Ebu Leheb'i seveceksiniz. İkisinin arası olmaz. Hem Ebu Leheb hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Ebu Cehil hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zihniyeti yaptıklarıyla eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhalif bir şahsiyeti, bir kişiliği seviyorsanız sizler Allah subhanahu teala dininden bir haber olan cahillersiniz. Şimdi bu kişinin bu söylemlerinin altını dolduramadığı, sloganik olarak söyleyip de geçebileceği zaten yapması gereken bir durum çünkü acizlerdir. Kendi inançlarını gerçek manada annelerinden, babalarından işte Mustafa Kemal diye bir portre, Mustafa Kemal diye bir isim duyup onun arka planını dolduramadıklarından dolayı durmadan sistemin gücüne, sistemin de kuvvetine, devlet yapısının da kuvvetine yani sonuçta bugünkü devlet adı Türkiye olsa da aslında gerçekte ismi Atatürk'tür. Devletin dini olmadığını söyleseler de aslında devletin dini Kemalizm'dir. Böyle bir sistem var iken bu sistemin gölgesinde herhalde Müslümanım diyen insanlar gölgelenemeyecek. Kemalist olduğunu söyleyen insanlar gölgelenecek. Ki bu gölge zaten Müslümanım diyen insanlara karanlıktır. Ancak gölge ise onlara gölgedir. Bizlere gerçek manada zulümdür. Onlara ise nurdur. Onlara ise serinliktir. O nedenle kendi kullandığı bu tabirlerle yani öyle ki şöyle bir şey istiyor. Allah subhanahu ve teala hem Ebu Leheb'i de cennetine soksun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de cennetine soksun. Bak mesela ayrımdan bahsediyor. Bu nedir insanları ayırıyorsunuz ya? Ya Allah subhanahu ve teala yani şöyle demek istiyor. Yani Yahudisi de, Hristiyanı da, Agnostiği de, Ateisti de, Deisti de, işte Lezbeni de, Geyi de, Biseksüeli de, Interseksüeli de her türlü pisliği, her türlü ahlaki olarak iyisi veyahut kötüsü, Müslümanı, kafiri ayırt etmiyor. Diyor. Hepsini ne yapacaksınız? Kucaklayacaksınız. Kusura bakmayın ben bir Müslümanım. Ben sizin bugüne kadar bizlere öğretmek istediğiniz, okullarda bizlere öğütmeye çalıştığınız, okullarda bizim inancımızı istismar etmeye çalıştığınızdan dolayı belli bir zaman evet bunu yaptınız ama artık uyandık ama artık Allah subhanahu ve teala dinini biliyoruz, öğrendik. Bizlere ne yaptığınızı da artık anladık. Bundan sonra Allah subhanahu ve teala'nın izniyle bunu yapamayacaksınız. Allah subhanahu ve teala'nın izniyle bizler kimliğimize göre hareket edeceğiz. Bizler dinimizin oluşturduğu kimliğe göre hareket edeceğiz. Bizler diyeceğiz ki yeri yaratan kim ise, göğü yaratan kim ise ona göre konuşacağız. Kusura bakmayın. Sizler kendi devletinize göre şu an ne yapıyorsun? Kendi devletine göre, kendi ideolojine göre insanları değerlendiriyorsun. Herkes bir olsun istiyorsun. Sen şunu söylüyorsun. Diyorsun ki fahişe de birdir, iffetli de birdir. Hırsız da birdir, hırsız olmayan da birdir. Zina etmeyen de birdir, zina eden de birdir. Eşcinseli de birdir, eşcinsel olmayan da birdir. Kafiri de birdir, Müslümanı da birdir. Bu şekilde mi düşünmek istiyorsun? Düşünebilirsin. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Allah'ın hak dediği o kitaba göre düşüneceğim, o kitaba göre de konuşacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bu ne lahana bu ne perhis derler adama. Hem insanlara din özgürlüğünden bahsedeceksiniz, hem de insanlar dinlerine göre konuştuğu zaman onları farklı şekilde yaflayacaksınız. Gerici olacaklar, yobaz olacaklar, bağnaz olacaklar. İnsanları ayıran insanlar olacaklar. Eğer gerçekten insanları ayıran bir insan görmek istiyorsanız kendinize bakabilirsiniz. Bugünkü bu milleti ayıran parti sizin partiniz. Sizin partinizin kurucusu. Bugünkü bu milleti parça parça eden sizsiniz. Partilere bölen sizsiniz. AKP'si, MHP'si, CHP'si, HDP'si. Bundan önce herhangi bir şekilde bunlar var mıydı? Yoktu. Sizler bu toplumu bölüyorsunuz. Sizler bu toplumu parça parça ediyorsunuz. Sizler bunun müsebbibisiniz. O bulunduğunuz o meclisin içerisindeki o A şahsı, B şahsı, Z şahısları da sizlerin oluşturduğunuz meyveler. Sizler bugün oluşturduğunuz düşmanlarınızla, oluşturduğunuz toplumlarla mücadele ediyorsunuz. Bu da gerçek manada bu toplumun biraz düşünmeye sevk etmesi gerekli. Yani nereye kadar böyle devam edecek? Nereye kadar biz programlarda boş, gereksiz kavganızı, gürültünüzü bilmeyen tartışmalarınızı yahu Türkiye'nin bu gündemi bu kadar mı boş olur? Bu kadar mı gereksiz olur? Bilimden bahsediyorsunuz. Yahu CHP'nin gerçekten bilimsel olarak bir çalışması var mı? Bilimsel olarak yaptığı bir icraat var mı? Bilimsel olarak işte falan falan bir üniversite falan falan bir bilim okulu falan falan şöyle bir etkinlikte bulunduk. İşte şöyle şöyle icraatların üzerinde çalışıyoruz. İşte 20 yıldan beri 30 yıldan beri şöyle ilacın şöyle bir oluşumun içerisindeyiz. Dediğiniz bir şey var mı? Yok. Sizler sadece slogan olarak bunu kullanıyorsunuz. Ama amel olarak asla ve asla bunu yapmıyorsunuz. Bana göre ikiyüzlülersiniz. Bana göre samimiyetsizler. Dersiniz.